Tekrardan merhabalar. Bugünkü dersimizde de feature konusuyla devam edeceğiz. Hemen klasörümüzü açalım. Şuradan E2E'ye geldik ve 12. klasörümüzü açarak dersimize başlayalım. D 12. Evet, D12'nin içerisine yine her zamanki gibi bir tane dosyamızı açalım. New file. Buraya da file'ımızın ismini verelim arkadaşlar. Picture nokta yes şeklinde verdik. Evet, şimdi feature nedir? Arkadaşlar öncelikle normalde biz testimizi nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Describe diye testimize başlar. Feature kullanmadan nasıl yapacağız? Daha sonrasında da onu feature kullanarak nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Describe yazdıktan sonra testimize başlıyorum. Evet, yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Describe. Evet, describe yazdıktan sonra bu şeyimize bir suite'imize bir isim verelim. Buna da diyelim ki feature demo test diyelim. Demo test dedik. Daha sonrasında şöyle yaptıktan sonra evet. Şimdi normalde biz bu testimizi nasıl yaparız? Hemen it blokumuzu oluşturalım. Test blokumuzu oluşturalım. Test blokumuza da yine bir isim vermemiz lazım arkadaşlar. Şunu ben burada vereyim. Oraya demo test dedi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen ben size şeyimizin ismini de test yapacağımız sitenin ismini de göndereyim. Şuradan feature URL diye alalım. Evet, bu sitede test yapacağız. Testlerimizi bu sitede gerçekleştireceğiz. Ben bunu size Zoom chat'ten bir göndereyim arkadaşlar. Zoom chat'ten bir gönderelim. Evet, bu sitemiz. Sitemize bir gidelim beraberce. Orada ne yapacağımızı görelim. Şimdi şuraya yapıştıralım. Evet, bu siteye gideceğiz arkadaşlar. Bu siteye gittikten sonra burada admin ve password kısmı var. Admin ve password kısmına gerekli bilgileri yazıp burada zaten sayfaya gittiğiniz zaman admin ve password'u size veriyor. Bu admin ve password'u kullanın. Zaten test yapmak için yapılan bir sistem. Orange HRM sitesi. Burada admin olarak da yani normalde biz bu siteye gitsek normalde testlerimizi nasıl yaparız? Hemen şu şekilde C'ye yazdık. Sonrasında visit'le sitemize gidelim. Sitemize gittikten sonra öncelikle ne yaparız? Geliriz arkadaşlar. Alt taraftan bu sayfayı zaten açtık şu anda. Açtıktan sonra şuranın locate'ini alırız. Buranın locate'ini alalım. Şunu şimdi birazcık açayım ben. Evet. Buranın locate'ini alalım arkadaşlar. Aldıktan sonra devam edelim. Evet. Şimdi şu kısmın locate'ini. Tabii biz bunu Cypress'tan da direkt alabiliriz ama name'le alıyorum arkadaşlar. Name'le aldım. Placeholder username'de de alabilirim. Hemen şurada bir deneyelim bakalım bir sıkıntı gözüküyor mu? Name'le aldığım locate'imde bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Şu anda evet birebir de almış oldum. Şimdi buraya gideceğim. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra buraya gidiyorum ve get herhangi bir locate yazdığım zaman buraya get ile gidiliyor arkadaşlar. Daha sonrasında buraya ben şeyimi göndereceğim. Yani username'imi göndereceğim. Type ile gönderiyorduk. Type yazdıktan sonra arkadaşlar şu type'ın içerisine hemen şuradaki sitenin içerisinden admin diye göndermemiz gerekiyor. Yazalım buraya admin. Admin diye yazdık. Daha sonrasında aşağı geldik. Yine D'ye yazdık. D'ye yazdık. Noktamızı koyduk ve yine get'le sonra da password'u göndereceğiz. Password da arkadaşlar şunun aynısı. Username'in aynısı. Sadece alt kısımda şey yazıyor. Şu kısımda password yazıyor. Görelim isterseniz. Hemen görelim. Şuraya geldiğimde gördüğünüz gibi name password yazıyor. Şurada da. Kopyaladım burayı. Ve buraya geldikten sonra pardon.
Tek tırnak çift tırnak farkı olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yapıştırdığımda ve bunu da yine köşeli parantez içerisine alalım. Unutmayalım onu. Yoksa hata verir zaten geri dönmek zorunda kalırız. Yine type dedik. Admin 1, 2, 3. Bunu da yazdıktan sonra gelelim arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Bunu login'e basmamız lazım. Hemen login'in de locate'ini alalım. Şöyle geldim ve locate'imi alıyorum login'in. Burada login'in type submit diyor. Şu olabilir mi? Diye direkt herhangi bir sıkıntı olur mu acaba? Bakalım. Type submit lazım. Evet, type submit aldığımda herhangi bir sorun gözükmüyor. Type submit'le alıyorum. Kopyaladım. Cypress'ta bunun locate almanın zaten kısa yöntemi var biliyorsunuz arkadaşlar ama biz kendi işimiz olduğu için bu. Diğer Selenium'dan da bunu unutmama açısından locate'lerimizi kendi elle almayı şu anda tercih ediyoruz. Ama zorda kaldığımız zamanlarda veya da acele ettiğimiz zamanlarda da şeyi kullanabiliriz. Cypress'ın bu özelliğini kullanabiliriz. Buraya klik yapacağız. Ve normalde biz eğer feature datayı kullanmadan orada giriş sayfasındaki bu bilgiler girmek isteseydim bu şekilde yapardım. Şimdi ben burayı bir New Terminal'de açayım arkadaşlar. Evet. Evet, New Terminal'de açtıktan sonrasında buraya yine Open dedik. Evet, biz burada şöyle aşağı doğru gidelim. Evet, Picture diye testimiz burada. Evet, normaldeki testimiz böyleydi. Şimdi No test font dedi. Belki kaydetmediğimiz için olabilir. Bir daha kaydedelim bunu. Kaydettim. Evet. Normalde bu şekilde. Invalid credential dedi. Herhalde ha, şu password'u yanlış yazmışım arkadaşlar. O yüzden yanlış dedi. Şunu küçük harfle olacakmış. Onu düzeltiyorum. Tamam. Şimdi normalde buydu. Şimdi peki biz bunu feature data kullanarak da nasıl yapacağız? Feature data'da arkadaşlar admin ve password kısmını admin ve password'u biz şu feature'ın içerisinde çekeceğiz. Feature'ın içerisinde çekeceğiz. Önce feature'a geliyorum arkadaşlar şuraya. Ben buraya daha önceden yazmıştım. Size de göndereyim aynısını. Bu feature'ın içerisinde JSON data ile arkadaşlar bu şekilde bir feature dosyası oluşturuyoruz. Orange HRM JSON şeklinde bir uzantısıyla bir dosya oluşturuyoruz ve bunun içerisine bizim bilgilerimizi yazıyoruz. Yani şu şekilde ben bunu hemen kopyalayıp size göndereyim. Belki hemen yazmak isterseniz. Şuradan sohbetten gönderiyorum arkadaşlar. Bunu. Evet. Şu şekilde bir dosya oluşturduk. Ve bu feature'ın altında olacak. Orange, yani isim olaraktan bu şekilde isim verdim. Sayfanın ismini verdim. JSON uzantısı da olmalı arkadaşlar. Ve bu şekilde burada username'imi yazdım. Password'umu yazdım. Bir de expected data diyor. Yani ben bu sayfaya girdikten sonra şurayı veya şu invalid credential çıkıyor. Yani normalde mesela ben buraya doğru girseydim eğer ben buraya doğru girseydim şu şekilde şifremi ve password'umu admin 1, 2, 3 şeklinde girseydim eğer o zaman bana şöyle bir şey gelecekti. Şurada. Evet, buradan giremiyorum. Şuradan göstereyim. Evet, normalde siteyi doğru olarak girseydim arkadaşlar bana şöyle bir şey gelecekti. Burada da mı yanlış yazdık? Evet, şu dashboard yazıyor ya. Siteye doğru girildiğinde şurada dashboard yazıyor. Ben bu dashboard kısmını test yapmak istiyorum. Şurayı test yapmak istiyorum. Burayı yani dashboard çıktıysa doğru girilmiştir diyeceğim. O yüzden de buradaki şeyime dashboard yazdım. Yani expected data'ya dashboard diye yazdım. Bu dashboard geldiğinde doğru girilmiştir şeklinde şeyimi alacağım, sonucumu alacağım. Şimdi geliyorum arkadaşlar test feature datama.
Ve şu şekilde yapıyorum. Şunları şu şekilde bir tane şuradan aşağıya geleyim. Şu şekilde başlıyorum arkadaşlar Picture datayı kullanmaya. CY yazdıktan sonra Picture yazıyorum. Picture yazdıktan sonra parantezi açıp kapattıktan sonra arkadaşlar JSON datamın ismini veriyorum burada. JSON datam neydi? Orange, aynı isim vermem lazım. Ayşe arayayım. Yanlış yazmayayım. Nokta. JSON kısmı şey arkadaşlar. Kendinize kalmış. İsterseniz yazabilirsiniz. Optional yani. Sonra şuraya nokta koyup JSON yazabilirsiniz. Ya da yazmazsanız da o zaten gidip feature datalarının yani şurada feature datalarının dosya klasörünün altına gidip burada böyle bir klasör var mı böyle bir dosya var mı diye bakıyor direkt. Feature'ı bu şekilde bulmuş olduk. Daha sonra feature'ı bulduktan sonra arkadaşlar şu şekilde diyorum. Nokta diyorum. Then. Then dedikten sonra şu şekilde süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum arkadaşlar. Süslü parantezlerimi açıp kapattım. Şu şekilde. Şu denin içerisine geldiğimde diyorum ki bakın orange yani şu dosyanın orange HRM'in içindeki dataların hepsini her birine data diye tanımla. Her birini data diye tanımla diyorum. Daha sonrasında bakın data diye tanımladıktan sonra şu şekilde yapabilirim. Şunların hepsini alıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini alıyorum. Kopyalıyorum. Ya da cut diyeyim. Alıyorum hepsini şu feature datanın içerisine yerleştiriyorum. Feature datanın içerisine yerleştirdikten sonra arkadaşlar hiçbir şey atama yapmama gerek yok. Şu admin'i siliyorum bakın. Admin'i siliyorum. Sonra diyorum ki data diyorum. Nokta. Data nokta dedikten sonra o şey neydi? Feature datanın içerisindeki username'in adı neydi? Username. Username şeklinde onu oradan çekeceğim. Bunu hareketi izleyelim. Buradan geldiğim zaman username. Bu kadar. Username dediğim zaman gidip oradan data nokta. Eğer ben şu feature data şeyinin blokunun içerisine yazarsam bunu datayı direkt burada datayı kullanabiliyorum. Data nokta username şeklinde kullanabiliyorum. Artı yine geliyorum arkadaşlar buraya. Nokta diyorum. Pardon. Data diyorum. Nokta. Password dedim o da. Password. Password şeklinde ikinci datayı da kullandım. Bunları tabii tırnak içerisinde yazmıyoruz. Tırnak içinde yazarsam bunu string olarak ben görürüm. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde verdiğim zaman bir daha anlatıyorum. Feature data'ya gitti. Feature data'nın içindeki dataların hepsini aldı. O dataların her birini data diye tanımladı. Sonra data nokta username dediğim zaman o JSON data'nın içerisine girip username alıyor. Data nokta password dersem gidip o feature data'nın içerisine password alıyor. Daha sonra click yaptıktan sonra arkadaşlar click yaptıktan sonra biz şuraya geleceğiz. Bu kısma geleceğiz. Bu kısma gelip inspect yapıp bu kısmını şeyini locate'ini alayım. Bu kısmını locate'ini alıyorum. Evet şu şekilde. Evet buradayım değil mi şu anda? Tamam. Şöyle geldim arkadaşlar buraya. O kısmın locate'ini almak istiyorum. Şuradan alabilir miyim? Class. Class diye şöyle bir tane bir şey var. Uzun bir şey var ama. Şuraya alayım bakayım. Herhangi bir sıkıntı olacak mı? Şöyle alayım. Şöyle şekilde kopyaladım. Burayı silelim. Bu şekilde alsam, bu şekilde alayım ya direkt. Hiç kasmaya gerek yok. Tamam. Evet. Birebir de zaten almış oldu. Buranın locate'ini alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum orayı da. Geliyorum buraya. CY nokta get derim. Sonrasında tırnaklarımı koyup yapıştırdım. Ve buraya diyorum ki burada şimdi doğrulama yapacağım arkadaşlar. Doğrulama yapıyorum. Nokta should diyorum arkadaşlar. Should da doğrulama yapabilirim. Contain'le de yapabilirim. Buraya koyduktan sonra have nokta text dedim arkadaşlar. Daha sonrasında virgül koyuyorum. Bakın şimdi feature datadan kullanacağım. Data diyorum arkadaşlar. Data nokta feature datadan kullanıyorum. Data dedikten sonra neydi? Expected dataydı değil mi? Expected data yanlış olmasın. Bakıyorum. Evet şu expected datayı kullanacağım. Copy. Buraya geldim ve arkadaşlar şuraya expected datayı yapıştırdım. Evet expected data. Gördüğünüz gibi feature datanın içerisinden çektim arkadaşlar bu dataları. Ve bu şekilde testimi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bir daha çalıştıralım. Aynı testi bir daha çalıştıralım. Herhangi bir sorunumuz varsa düzeltiriz. Evet gittik arkadaşlar testimizi yapıyoruz. Evet admin password yazdı. Tıkladı. Diğer sayfaya geldi. Buradaki şeyi aldı arkadaşlar. Dashboard'u aldı ve testini yaptı ve çıktı. Bitti. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu şekilde sen getirdin bu şeyin içerisine yazdın. Ama ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Böyle yapmak istemiyorum.
Böyle yapmak istemiyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Bir tane daha test yapalım. İt diyelim. Farklı bir kullanım şeklini göstereceğim arkadaşlar. İt dedim. Daha sonrasında buraya yine burayı yanlış yazmışım. Düzelteyim. Evet. Kelime hataları olabiliyor arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum bu konuda. Düzeltiyorum zaten gördükçe. Evet. Feature yine feature. Bu da feature data. Bu da 2 olsun. Feature data 2. Şimdi ikinci kullanımını göstereceğim. Nasıl feature datayı nasıl kullanacağımı göstereceğim. Yine yine sayfaya gittim arkadaşlar. Yine sayfaya gittim. Bu arada biz zaten biliyorsunuz iki tane test varsa ve sadece ben bir tanesini çalıştırmak istiyorsam oraya gelip only diye yazabilirim. Only diye yazabilirim. Sayfaya gittim. Sayfaya gittikten sonra ben şimdi şu feature datayı şu şekilde kullanmak istiyorum arkadaşlar. Yani ben bir kere feature datayı ben bir kere tanımlayayım. Sonra bütün testlerde o feature datanın içindeki bilgileri kullanabileyim. Yani altta mesela 3 tane, 4 tane, 5 tane test varsa hepsinin içinde tek tek feature data yazmak zorunda kalmayayım. Tek tek bunu yazmak zorunda kalmayayım. Bir kere feature data ile bilgileri çekip o bilgileri her yerde kullanabileyim. Eğer öyle yapmak istiyorsanız o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Diyorum ki öncelikle biz şöyle bir tane before diye bir tane şey açalım. Biliyorsunuz hooks konusunda görmüştük. Before bütün testlerden önce çalışıyordu. Bunu en başa da yazsam olur. Before dedikten sonra yine buna da feature diye bir tane isim verelim. Feature. Şimdi bu before'un içerisine arkadaşlar ben feature datamı yazacağım. Şöyle burada çalışsın. Burada çalışsın. İlk başta burada çalışsın istiyorum. Her şeyden önce burada çalışsın. Feature ve datalarım hazır hale gelsin. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. CY yazdıktan sonra feature diye yazıyorum. Fix. Feature diye yazdım. Daha sonrasında bu feature dataları nereden çekecektim arkadaşlar ben? Evet, sitenin ismini veriyorum. Dosyanın ismini veriyorum arkadaşlar. Orange. Yani dediğim gibi uzantısı optional arkadaşlar. Sonrasında süslü parantezi kapattım. Şimdi buraya buna da user data diyeyim arkadaşlar. User data. Şimdi şöyle diyeyim daha doğrusu. Buraya da data diyeyim. Tamam. Buraya da data diyeyim. Şimdi ben buraya data dedim. Şimdi ne oldu? Buradaki bilgileri aldı. Before class'ın içerisinde. Buradaki bilgileri aldı. Hepsini data'nın içerisine attı. Bunu ben before'un içerisinde yapıyorum gördüğünüz gibi. Before'un içerisinde yapıyorum. Her şeyden önce hazır olsun diye. Daha sonrasında arkadaşlar şuraya geliyorum. Sonra diyorum ki sen bu dataları şimdi ben bu datayı direkt kullanamıyorum. Ancak datayı direkt kullanacaksam ancak şeyin içerisinde, feature'ın içerisinde kullanabiliyorum. O zaman ben bu datayı da başka bir değere atayım arkadaşlar. Başka bir değere. Onu da user data diye bir datanın içerisine atayım. Ve bu data user data diye bir şeyin içerisine atayım arkadaşlar. Ve ondan sonra ben aşağıda user datayı kullanayım. Ha, şimdi diyeceksiniz ki sen bu user datayı burada kullanacaksın ama bu user datanın ne olduğunu bilmiyor ki Cypress. Öncelikle bu user datanın bir data tipini belirlemen lazım. O yüzden ben buna let şeklinde bir tane şey vermem lazım. Yani let user data eşittir data demem lazım. Ama bu sefer de şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu scope'un içerisinde bu user datayı belirlediğiniz için scope dışına çıkınca yine tanımlıyor. O yüzden önce before'un dışında yani şu universe dedikleri en dışta ben öncelikle bir user datayı tanımlamam lazım. User datayı tanımlamam lazım. Sonra ben atamasını gelip bu feature'ın içerisine yaparsam eğer sorun olmaz. O user datayı her yerde kullanabilirim. Şu user datayı her yerde artık bu universe dediğim her yerde kullanabilirim. Atamasını sadece feature datanın içerisine yapıyorum. Bu da ne yapıyor? Datayı alıyor arkadaşlar. User datanın içerisine atıyor. Şimdi ben o user datayı istediğim testte kullanabilirim. Geliyorum buraya arkadaşlar. Şurayı kopyalayayım. Şurayı komple kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Aşağıya geldik. Ve bizim testimiz nerede? Testimiz burada. Testimizin içerisine yapıştırdık. Ve data yerine arkadaşlar user data diye yazacağım şuraya. User data. Data diye de kullanabilirdik. Ben user data diye kullandım nedense. Kopyalıyorum arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Şimdi user datayı almış olduk. Bir çalıştıralım. Bir hatamız var mı görelim. Yoksa üzerinden bir daha geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son halini ben size göstereyim. Bazı hatalar vardı onu düzelttim. Şimdi şuradaki before'u yanlışlıkla şurada testin içerisinde yazmışım. Bu yüzden biraz önce bir hata almıştım. O yüzden buradaki parantezlere falan dikkat etmek gerekiyor.
Before'u burada tanımladığımızda, yani en dışta tanımlamamız gerekiyor. Yani bir testin içerisinde değil, before dışarıda, o da ayrı bir test gibi düşünebilirsiniz. Tanımlandığında herhangi bir sorun olmuyor. Gelin bir çalıştırıp görelim. Çalıştıralım bunu. Evet. Testimizi bulalım. 12. günde bitir. Öncelikle before all çalışıyor. Burada feature'ın ataması yapılıyor. Daha sonrasında da testimiz başarıyla geçmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde feature'ı kullanmış olduk diyelim. Şimdi arkadaşlar biz bir tane daha aslında konu anlatmıştık ama o kısmın kaydını alırken bir sıkıntı oldu. Kaydını alamadım daha doğrusu ama biz normalde onu arkadaşlarla beraber, derse katılan arkadaşlarla beraber işledik. Data driven test dediğimiz kısım var bir de. Bu data driven kısmını ben şöyle kısaca bir özetleyeyim, baştan anlatmayayım. Bu kısmı da yine merak edenler olursa buradan indirip kendileri de bakabilirler şeye, kodlara. Data driven testte biz şimdi bir tane daha feature file belirleyeceğiz. Bu feature file'ımızın içerisinde diğer ilk belirlediğimiz feature file'dan farkı bir tane değil, üç tane eğer JSON data varsa bu üç tane JSON datayı çekerek testlerimizi data driven testi dediğimiz yani datalarla yapılan testi nasıl yapacağımızı anlattık. Öncelikle bir tane doğru JSON data belirledik şu şekilde. İki tane de yanlış belirledik. Bu üçüyle de ayrı ayrı testimizi feature file'ı kullanarak yaptık. Buna şu şekilde bir isim verdik. Data driven test şeklinde bir isim verdik. Şimdi burada öncelikle şurası önemli bizim için. Bizim feature file'la yani bir öncekiyle aynı şekilde feature file yazıp burada burada herhangi bir değişiklik yapmayalım. Evet, burada feature file yazaraktan öncelikle buradaki JSON dosyamın ismini veriyorum arkadaşlar. Feature file'in içindeki JSON dosyamın ismini veriyorum. Daha sonra dendirdikten sonra data. Buradaki datanın anlamı şu. Şimdi buradaki Orange ICML içerisinde 3 tane JSON data var. Bu 3 tane JSON datanın her birini alıp buradaki datanın içerisinde koymuş oluyor. Bir önceki testte normal dataları koymuştu ama bu sefer JSON data şeklinde koyuyor. Daha sonrasında şuradan devam ediyor aslında. Şurada site ziyaretinde buraya koyduk. Site gitme yerinde buraya koyduk. Daha sonrasında for each dediğim zaman her bir JSON datanın içerisine girip oradaki bilgileri alıyor. Ve ondan sonra burada kullanmış oluyoruz. Bu şekilde şuradaki for each aynı for döngüsü. Zaten Java'dan da hatırlayacağınız for döngüsündeki olduğu gibi 3 tane farklı JSON datayı 3 şekilde uygulamış oluyor. Fakat burada ilkinde doğru girildiğinde şöyle bir tane daha kod bloğu yazdık arkadaşlar. Burada da if'le eğer username'imiz ve admin'imiz doğru şekilde girilmiş ise o zaman test etmesi gereken yer şurası olacak. Yani dashboard kısmının doğru olup olmadığını test edecek. Eğer yanlış girildiyse o zaman da şu feature data'da da yazdığımız gibi bir tane yazı çıkıyor invalid credential diye. Orayı test etmiş olacak. Invalid credential yanlış datalar girdiğinde invalid credential çıkması, doğru datalar girdiğinde dashboard çıkması. Bunların her ikisi de testimizi geçmiş olacak. Bunlar çıktığında ilk gelen JSON data'da
Doğru admin ve doğru password girildiği için doğru yere girildi ve oranın testini yaptı. Eğer değilse alttaki yani yanlış olan kısma girildiyse de else bloğu çalışacak. Burada da yine expected data invalid credential kısmı gelmiş olacak. Bir de bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bir de bunu çalıştıralım ve ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Burada terminalimizi açıyorum. Yani açtım. Bu sefer data driven testi çalıştıracağım. Dediğim gibi uzun uzun anlatmıştık aslında arkadaşlarla beraber. Fakat bu kısmını kaydını alırken bir sıkıntı oldu galiba, alamadık orayı. Bu şekilde bir özetle bu kısmı geçirmiş olalım. Zaten küçük datayı anladıysanız ikinci kısımda ona çok benziyor. Evet. Şimdi gelelim buraya. Data driven testimizi çalıştıralım. Evet. Evet, data-driven testimiz burada çalıştı. Siteye gittik. Siteye gittikten sonra ilkinde doğru yere girdi, çıktı. Yanlış girdi, kontrol etti, ikinciye girdi, bir daha kontrol etti ve bitirdi. Yani 3 tane farklı datayla girmiş olduk. İlkinde arkadaşlar şuradan hemen time table'dan görelim. Siteye gittik. Siteye gittikten sonra password'umuzu admin username'imizi girdik, password'umuzu girdik. Sonra crypt suyla siteye girdik. Ondan sonra şuradaki dashboard kısmını assertion yaptık. Ondan sonra şu köşedeki yere basıp arkadaşlar çıkış yaptık. Çıkışımızı yaptık. Ondan sonra çıkış yaptıktan sonra logout yaptık arkadaşlar. Logout yaptıktan sonra tekrardan sayfamıza bir daha geldik. Lan. Evet, sayfamıza tekrardan bir daha geldik. Sonra invalid password ve invalid username'i girdiğimizde işte XYZ ve admin 123 şeklinde girmişiz. Bunları girdiğimizde tekrardan ilkinde yanlış yani şu kısmı test ettik. Yani yanlış doğru olmuş oluyor bize göre. Daha sonrasında da yine tekrardan yanlış gibi bir daha kontrol ettik. Yani burada yüzlerce de JSON data olabilir. Yüzlerce kez aynı şekilde aynı yerde testimizin sayfamızın ya da test yapacağımız sayfamızın aynı bölümünde farklı datalarla test yapmış olduk. Bu şekilde. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.